döküp tekrar size hakkında teorik bilgiler vermeye çalışacağız. Birinci sunumumuzda dökümcülüğün tanımı, tarihçesi, amacı ve dökümcülüğün bölümleri. Biz dökümcülüğü şu şekilde tanımlıyoruz. Metal ve alaşımları çeşitli ergitme ocaklarını vergiterek, önceden hazırlanmış olan kalıpları dökerek istenilen şeklin elde edilmesi sanat ve zanaatı olarak sunuyoruz. Çünkü bir sanat vardı, bir de el becerileriyle ve beyin motorlarıyla beraber ürünümüzü ortaya koyuyoruz. Tarihçesine baktığımız zaman bizim birinci kaynak noktamız arkeolojik kazılardı. Bu verilere baktığımız zaman milattan önceki 4000 yıla dayanan bir geçmiş olan bir yöntemle karşılaşıyoruz, yani dökümcülükle karşılaşıyoruz. Ama şu andaki teknoloji, o yıldaki yıllardaki teknolojiler çok farklı. Tesadüfen insanlar bulmuştu. Örneğin bakır metalini insanların ateş söndürmede bakır cevherinin kullanılması sırasında bakırın taneciklerin erimesiyle ortaya çıktıkları görülmüştür veya öyle tahmin ediliyor. Bakır alışımı olan bronzu ile bir tesadüf eseri rastlantı sonucu bulunduğu düşünülüyor. Bu malzeme bir tarihte zaten çağ adını veriyor. Buna da bronz çağı adını veriyoruz. Yani vermişler. Döküm tekniğini özellikle uzak doğuda Çinliler geliştirmiştir. Çinlilerden ise Orta Doğu uzak doğuya savaşlar, göçebe yapan insanlar tarafından Akdeniz, Anadolu ve Avrupa'ya ulaştığı tahmin ediliyor. Burada aşağı Suriye ve Mezopotamya dediğim o bölgelerde ve Yunanlılar milattan önceki 2000 yıllarında demiri çok iyi işledikleri yapılan kazı ve eserler ortaya çıktığı görülüyor. Şuradaki resimler çok önemli. Mısır'daki bulunan kazılardaki ortaya çıkan figürlerde şahsın taşıdığı külçeye dikkat edin şekli. Aşağıda ise Kaş Uluburnu'nda bulunan gemi batığında çıkartılan milattan önce 1300 yıllarına ait 10 ton külçe bakırın şekliyle bu şekil birbirine çok benziyor. Avrupa'da ise dökümcüler 13. yüzyıla kadar en büyük uğraşıları kilitli sebebi çam dökmekti. Tarihte ise ilk toplu bir rahip 1313 yılında bronzdan malzemeden dökmüştür. Daha sonraki bronzun rengi ve özellikleri sanatsal parça üretiminde çok önem kazanmıştır. Rönesans'tan sonra ise ticaretin gelişimiyle birlikte dökümcülük hızını arttırmıştır. Ülkemizde ise Osmanlı döneminde Kosova ve İstanbul'un fethinde kullanılan topların üretimidir. İlk dökümhane Fatih tarafından tophanede kurulmuş ve Kanuni zamanında ise geliştirilmiştir. Cumhuriyet dönemimizde ise ilki 1937 yılında Sivas'ta Devlet Demiryolları bünyesinde kurulan dökümhanedir. 50'li ve 60'lı yıllarda ise tarihsel süreç içerisinde hız kazanmıştır. Bugün ise dünyada oldukça önem ve yerini kazanmış durumdadır döküm üretimi. Buradaki kaynak noktamız Türk Döküm Sanayi dergileri ve kaynaklarıdır. Amacımız, dökümcülüğün temel amacı 3 noktada toplanıyor. Dökülen parçanın şekli istenilen uygun ölçüleri tam olmalıdır. Parça kullanıldığı yer için gerekli olan özellikleri taşımalıdır. Parçada döküm hatası olmaması gerekmektedir, bulunmaması gerekmektedir. Dökümcülüğün bölümlerine gelince biz dökümcülüğü 3 başlıkta topluyoruz. Birincisi, metal ve alaşımlara göre, iki uzmanlık dalına göre, üç dökülen kalıp ve malzeme, yani döküldüğü kalıp malzeme. Evet, dökülen metal alaşımları iki grupta toplanır, demir alaşımları ve demir olan metal alaşımları. Bizim ana şeyimiz, evet şuradaki periyodik cetvele baktığımız zaman buradaki metal ve ametallerden faydalanarak metallerin özellikleri doğrultusunda ergitimler yapıyoruz. Ama biz daha çok iki veya daha fazla elementin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu alaşımları kullanıyoruz. Onun için demir alaşımları ve
Demir olmayan metal balışımlardan diğer metallerin karışımlarını yapıyoruz? Dökümlükte kullanıyoruz. Örnek verirse saf demir doğadan filizlerden elde ediliyor. Daha sonra özel fırınlarda içerisinde karbon takviyesi yapılarak demir karbon alışımı oluşturuluyor. Burada yola çıkaraktan dökme demir dediğimiz demir ana element, karbon, silisyum, mangan, fosfor ve kükürt grubuyla bir alaşım meydana geliyor. İşte buradan elde edilen, fırınlardan elde edilen, ocaklardan elde edilen ham demir piyasaya sürülüyor. Buna pik deniyor. Piyasa diliyle burada dökümcü ama pikleri alıp, ham demirleri alıp ocaklarda eriterek dökümleri üretim olarak piyasaya sürüyorlar. Dökme demir içerisindeki, yani demir alaşım içerisindeki karbon oranıyla silisyum ve mangan oranları malzemelerin değişkenliklerini ortaya koyuyor. Örneğin eğer karbon oranı %3 civarındaysa, kabaca söylüyorum, o zaman dökme demir. Eğer %2'nin altına inerse karbon oranı, buna bağlı mangan yükselir, silisyum inerse, o zaman da çelik adını veriyoruz. Evet, tabii onun da kendi arasında değişkenlikleri var. Örneğin dökme demirin içerisine, yani karbon, silisyum, mangan, fosfor, kükürdüğün içerisine başka elementler de giriyor. Örneğin nikel, krom, molibden, bakır gibi. Çeliğin de içerisine yine nikel, krom, molibden, bakır veya benzeri elementler giriyor. Bunlar tabii denenmeyle ortaya çıkan sonuçlardır. Bunlar piyasada özel kataloglarda ve tecrübelerde edilmiş bilgilerdir. Demir olmayan metal ve alaşımlara geçince bunların sırasıyla gidersek birincisi bakır ve alaşımları. Bakır alaşımların en önemlisi Zn yani pirinç. Bakır ve çinkoyu karıştırdığınızda pirinç denilen sarı renkli bir malzeme elde ediyorsunuz. Bakır artı kalay ise biraz önce söyledik bronz. Diğer adı tunç. Bronz çağı değil ama tunç çağı aslında. Diğer adı piyasa adı ise kızıl. Bunun piyasa adı ise sarı. Evet. Tekrar ediyorum. Bakırla kalayın birleştirmesinden bronz edilir malzeme elde ediliyor ve tunç çağı olarak da tarihteki yerini alıyor. Evet, alüminyum içerisinde ise alüminyum saf olarak da kullanabiliyor ama genellikle çoğunlukla alaşımlı kullanılır. Özellikle can üretiminde alüminyum silisyum alaşımları oldukça önem arz eder. Magnezyum ve alaşımları, çinko yani Zn alaşımları, çinko artı alüminyum alaşımları zamak olarak geçmektedir. Bugün enjeksiyon dökümlerinde oldukça fazla önem arz etmektedir. Uzmanlık dalına göre, yani orta ölçekli veya büyük ölçekli dökümhanelerde bu saydığımız 7 unsur genellikle olur. Model yapıcısı, yani müşterinin üretici veya kullanacağı parçanın birebir aynısına model adını veriyor. Daha sonra açıklayacağız zaten. Dökümhaneye gelip oradan üretime doğru gidiş yapar. Modelin gelmesine beraber modelin kalıplanabilmesi için kumun az bulmamız gerekiyor. Dökümcülükte kullanılan kalıp kumuna baktığımız zaman silisyum dioksit. Yani şöyle yapalım, hızlı olsun. Kuvars. Piyasa buna silis satılıyor. Silis. Yani silis artı kil artı su. Artı yabancı maddeler var ama çok cüz miktarda. Silis, kil, su üçlüsünün bir araya getirmiş olduğu kuma, kalıp kumu adını veriyoruz. Bunu değirmenlerde hazırlıyoruz. Silisi kuru olarak, kili kuru olarak değirmenin içerisine koyuyoruz. 5 dakika karıştırıyoruz. Sonra su ilavesi yapıyoruz. 10 dakika daha karıştırıp kalıp kumunu elde ediyoruz.
Özellikleri daha sonra gelecek. Şekil alacak, ısıya dayanacak, elastiği olacak, yaş dayanma olacak. Dökülecek işin içerisinde boş çıkma sistemine yenerek konulan kum kütlesine maç adını veriyoruz. Maç adı yine kalın kumdan veya özel reçineli maddelerden, reçinelerden, reçine ile silisin karıştırılmasıyla elde edilen bir kütledir, kum kütledir. Ve bunu da sert hale getirdiğimizde kalıbın içerisine koyduğumuzda dökülme dayanır, sıcaklığa dayanır ve boşluğa çıkar. Sertlik uygulamalarda da bunun yapıldığını ve nasıl olduğunu size gösterir. Metal erdikçe ve dökük kısmı ise metallerin katar yani sıvayla getirilmesi ocaklarda, döküm ocaklarında oluyor. Kupul ocağı dediğimiz, yer ocağı dediğimiz ve pot ocağı dediğimiz veya diksiyon ocağı dediğimiz ocaklarda kupul ocağı, kupul ocağı 1700'lü yıllarda Fransızlar tarafından bulunduğu düşünülüyor kabaca. İkincisi yer ocağı veya pot ocağı diyebiliriz. Orijinal adı pot ocağı ama piyasa yer ocağından. Diğer ise endüksiyon. Kok kömürüyle, kömürle çalışır yakacak olarak. Mazot, mazot. Fuel oil. Endüksiyon ise elektrik enerjisi ve manyetik alan. Manyetik alan etkisiyle çalışır. Fotoğrafında bir de restansı yani telli diyelim. Ocaklarda mevcut. Evet. Katalden sıvale ısı, enerji elde ediyoruz. Yakacak, yanma, ısı veya elektrikte ısı veya manyetik etki metalin atomik yapısını bozuyoruz. O savaşı kazanıyoruz. Katalden sıvale getirip döküyoruz. Örneğin alüminyum periyodik cetvelinde baktığımızda 660 santigrat derecede eridiğini görürüz. Erdiğimi noktasının olduğunu görürüz. Ama döküm sıcaklığı olarak yaklaşık 700-710-720 parçanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişkenlik göstererek kabaca o şekilde dökümünü yaparız. Evet, işler döküldü bitti. Dökülebilmesi için işlerin artı fazlalıkları olur. Bu fazlalıkları ise daha sonra göstereceğiz. Mekanik temizleme yöntemleriyle ne yapıyor ortadan kaldırır. Laboratuvar kısmı ise cihazların bol olduğu örneğin fiziksel deneylerin yapılabildiği, mikroskopsal deneylerin yapılabildiği, kimyasal analizlerin yapılabildiği bir noktadır. Oldukça maliyetli bir noktadır ve özellik ister. Aşamalardaki bütün noktaları dökümündeki kontrol eden onay verdikten sonra döküme geçiş veya hatalar varsa hataların nereden kaynaklandığını bulan kısımdır. Örneğin kumun içerisindeki su miktarı, kumun tahliye edildiği, kumun homojen yapısı olup olmadığı, ısıya karşı dayanımı olup olmadığı önceden kontrol ediliyor. Maçanın efendim gaz geçirgenliği, kumun gaz geçirgenliği bunların hepsini burada kontrol edebiliyor. Metal erdikme kısmında ise biraz önce söyledim. İçerideki karbon, silisyum, mangan, fosfor, kükürt veya alaşım maddelerinin oranlarının ne kadar olduğunu spektrometre denilen cihazla kontrol edebiliyoruz. Eksik varsa tamamlanıyor. Bir daha kontrol ediliyor. Onu olay verildikten sonra da döküme geçiş yapılıyor. Döküm bittikten mekanik temizleme kısmında ise laboratuvar kısmı şöyle devreye giriyor. Fiziksel deneyler yapmak üzere örneğin basma, örneğin çekme, örneğin koparma, çentik deneyleri gibi deneyler yaparak müşterinin istediği özellikleri taşıyacak malzeme uygun mu değil mi onayını veriyor. Veya da vermiyor. Vermiyor zaten. Hurda olarak malzeme tekrardan dönüyor. Ama burada kaybımız nedir? Zaman, işçilik ve sonuç olarak ekonomik kayıptır. Kalıp malzemesi ve döküm yöntemlerine göre bölünmeysek uygulamada bir tanesini göstereceğiz. Kum kalıba döküm metodunu sileski sudan oluşan kuma, dökümcü kumuna elde etmiş olduğu boşluğa madeni döküyoruz. Buna kum kalıba döküm adını veriyoruz. Kokin döküm ise veya metal kalıba döküm ise üretici iş parçası ufak çaplı ise, ufak miktarda ise ve sayı adeti çok ise o zaman onun şeklini madeni kalıba çıkarttırıyoruz veya kalıpçılar var.
makine bölümünün onlar madeni kalıba, madeni yüzeye kalıbı iş modeli işliyorlar ve dökümcüye getiriyorlar. Dökümcüde madeni eriterek onun içerisine döküyorlar. Metal kalıplara daha çok, biraz önce de söyledim, alüminyum ve çimko alaşımları oldukça fazla dökülmektedir. Ama büyük olmama koşuluyla, yani gram olarak, gramaj olarak, kilo olarak büyük olmama koşuluyla. Basınç döküm ise madeni kalıplara, eğer biz bir madeni kepçe yardımıyla elle döküyorsak ve bir robotla döküyorsak buna kokil döküm adı verir. Atmosfer basıncı ve yer çekim etkisiyle. Eğer madeni biz özel yöntemlerle kalıp boşluğuna bir piston yardımıyla gönderirsek buna da basınç döküm adını veriyoruz. Evet, diğerlerini çok güzel bir şey oldu. Duracağım, ne var? Savunma döküm, daha sonra yine göstereceğim. Belli bir mesleğe kaç etkisiyle. Mum, özellikle kuyumculukta kullanılıyor. Takılan mumdan yapılıyor, özel mumlardan. Sonra salkım olarak, üzüm salkım gibi hazırlanıyor. Dışı seramikle, biraz önce burada da aynısı, kaplanıyor. Sonra mum ısıyla boşaltılıyor ve o boşluğa maden dökülüyor. Altın veya değerli ürünü veya da özellikle hassas dökümde tıpta kullanılan bazı aletler bu yöntemlerle yani üretiliyor. Dökümhanelerdeki iş güvenliği çok önemlidir. Hangi işletme veya iş kolunda olursa olun muhakkak talimatlara uyacaksınız. Biz genel olarak şöyle ifade edeyim dedim. İkaz ve uyarı levhalarını görüyorsunuz. Baret tak, ayakkabı giy, eldiven giy. Yani vücudunu koru, sigara içilmez, koruyucu gözlük kullan, vinçin altına dikkat et, elektrik tehlikelerine dikkat et, yetkiliden başkası giremez. Size verilen talimatlara uyunuz, yetkili olmanız bir şey yapmayınız, riskleri biliniz, bilmiyorsanız amirlerinize sorun gibi genel uyarılar. Muhakkak hangi iş koluna girersen gidin, bu uyarıları size zaten öğreteceklerdir, eğitimleri verecektir. Bunun dışında herhangi bir hareket yapmayacaksınız. Evet, teşekkür ederim. Birinci sunumumuz bu kadar.